sonraki dönemdeki mal varlıklarının ellerindeki tapular olmadığı için mal varlıklarının kendilerinden alınmış olduysa bu azınlık vakıflarına 36 yılındaki kaybettikleri mallarının geri iadesi söz konusu. Bizim dinimiz kul hakkını yasaklamış bir dindir. Bizim dinimiz her türlü günahla gelebilir ama kul hakkıyla gelmeyiniz diyor. Biz Osmanlı'nın çocuklarıyız. Büyük bir imparatorluğun, Bakiye'nin çocuklarıyız. O günkü şartlarda şu olmuştur, bu olmuştur. O günkü şartlarda devleti yönetenler şu şekilde veya bu şekilde bunlara riayet etmemiş olabilirler. Ama bugün bir hakkın iadesi teşkil ediyor. Hakkın iadesi veriliyor. O nedenle efendim işte Yunanistan'dakiler, Bulgaristan'dakiler de bize o filan azınlıkları, Türk azınlıkları aynı şekilde muamele etmelidir. Tekabiliyet esastır. Olmazsa olmaz. Mantık yanlıştır. Öncelikle biz Türkiye olarak tarihimize, biz Türkiye olarak inanç kültürümüze, biz Türkiye olarak geçmişimize uygun bir şekilde, inanç kültürümüze uygun bir şekilde davranmalıyız. Başkaları bize ne şekilde davrandığı değil, bizim başkalarına ne şekilde davrandığımız önemlidir. Bu bir örnektir. Bu dünyada başka milletlere, başka devletlere de bir örnek teşkil edecektir. Türkiye büyük yönü göstermektedir. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız Ermeni de olsa, Rum da olsa, Süryani de olsa, Türk de olsa, Türkmen de olsa, her vatandaşımız dinli dinsiz eşit vatandaşlardır. Çünkü demokrasi eşit vatandaşlar nizamıdır. Çünkü demokrasi farklı fikirleri, farklı inançları, farklı ırkları bir arada yaşatma sanatıdır. Bugün AK Parti iktidarı farklı ırkları, farklı dilleri, farklı mezhepleri, bir arada farklı inançları bir arada yaşatma sanatını göstermektedir. AK Parti büyük düğünü gösteriyor, Türkiye büyük düğünü gösteriyor dolayısıyla. Doğrusu yapılmıştır. İnşallah bu doğrular yapılmaya devam edecektir. Her vatandaşımız, her mazlum, her masum hakkını alıncaya kadar devlet nezdinde masumluğu ve mazlumluğu devam edecek. Hakkını aldıktan sonra vatandaşlığa tercih edecektir. Devlet vatandaşını korumakla ve kollamakla görevlidir. Devlet vatandaşının özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamakla görevlidir. Aynı zamanda mal varlıklarını teminat altına almak zorundadır. AK Parti iktidarı 74 vatandaşların hepsinin haklarını iade edecektir. Devlet tarihle barışmaktadır. Devlet milletle barışmaktadır. Devlet dinle barışmaktadır. Devlet inançlarla barışmaktadır. Zaten biz zikir, irfan, hür ve iştahını hür nesiller istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o AK Parti iktidarı olarak biz fikir hürriyetinden, inanç hürriyetinden ve teşebbüs hürriyetinden yanayız. İşte bunlar bu hürriyetlerin karşılığıdır, tecellisidir. O nedenle iktidarımızın büyüklüğünü gösteriyor. Kırkıda bulunan başta Bülent Arınç olmak üzere Başbakan Yardımcımız, vakıflardan son Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Diğer bir konu ise bir muhtıranın 27 Nisan'da yayınlanan o zamanki Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükhan'ın tarafından ben yazdım, ben koydurdum denilen bir muhtıraydı o gün. O gün hükümet dik durmuştur. Cemil Çiçek ve hükümet, o gün hükümet sözcüsüydü. Sayın Cemil Çiçek, şimdiki meclis başkanımız, hiçbir devletin memuru olan, siyasi iktidara bağlı olan birileri kalkıp muhtıra yayınlayamazlar, demeç veremezler, izinsiz demeç veremezler demişti. Muhtıranın o siteden Genelkurmay'ın sizden kaldırılmış olması bir milattır. Bu milatın karşılığı şudur. Menderes'te başlamıştır. Menderes bedelini idam edilerek ödemiştir. Fatih Öztürkoğlu'lar, Hasan Polatkanlar ve binlerce siyasetçi cezaevlerine, Kayseri cezaevlerine, yasadalara gönderilmişlerdir. Bedel ödemişlerdir. Daha sonra yine bunlar darbe yapmışlardır. Bugün Özal'la başlayan süreç, demokratikleşme süreci. Daha sonra Avrupa Birliği'yle devam etmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Recep Tayyip taşlanmıştır, taşlanmaya devam edecektir. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam olması, siyasete bende olması, siyasetçinin emrine girmiş olması Türk Silahlı Kuvvetleri için bir zul değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri için bir şereftir. Türk Güçlü ve Türk Silahlı Kuvvetleri olacak demektir. Şeffaf bir devlet, şeffaf bir orduyu doğurur. Şeffaf siyasi iktidarlar, şeffaf silahlı kuvvetleri doğurur. Şeffaflık en doğru yoldur, açıklık en doğru yoldur. O nedenle o muhtırayı oradan kaldıran Genelkurmay Başkanlığı'nı kutluyorum. Siyasi iradeyi kutluyorum. Siyasi irade dik durdukça, siyasi irade demokrasilerin hukukun üstünden taviz vermedikçe
bir şeyler yapacaktır. Türkiye'de her kurum siyasetin denetim altındadır. Siyasette hukukun denetim altındadır. O nedenle bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasi iradeye bağlı bir şekilde çalışmış olmasını çok takdire şayan buluyorum. Bu ordumuzu güçlendirecektir. Çünkü demokratikleşen bir ordu, şeffaflaşan bir ordu, güçlü olan bir ordudur. Etkinliği artan bir ordudur. Etkinliğimiz artmaktadır, güçlüğümüz artmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri daha da büyüyecektir inşallah. Etkinliği açısından büyüyecektir. Sayı olarak azaltılacak. Fakat vurucu güç olarak güçlenecektir. Geleceğimizin teminatıdır. Demokratikleşen bir orduyu siyasete demokratikleşme süreci içerisinde siyasetin emrine giren bir orduyu alkışlıyor. 500 bin kişilik Türkiye'de taşeron işçi var dediniz. Doğrudur. Siyasi iktidar çok büyük işler başarmıştır. İşte 4B'lerle ilgili 4B'lerle değil mi onlar? Evet efendim. Evet efendim. Onlarla ilgili bir çalışma yaptı seçimden önce. Bunları kadroya geçirdik. Sözleşme öğretmenler kadroya geç. Bundan böyle sözleşme öğretmen almayacağız denildi. İnanıyorum ki bizim iktidarımız bu konuya da çözüm bulacaktır. Zaten bizim iktidarımız döneminde bu arkadaşlar mağdur edilmiyorlar. Hem sigortaları yapmış oluyor hem de kendilerini iş bulmuş oluyorlar. Ama buna da bir çözüm bulunur diye düşünüyorum. Çünkü bu bizim ustalık dönemimizdir. İşsizliği 909'lara indirdik. Biz inşallah hem işsizliği %5'lere indirmenin hem de bu şekilde sözleşmeli çalışan her vatandaşımızı kadrolu hale getirmenin yollarını araştıracağız. Bu bütçeyle alakalıdır. Bütçe dengesiyle alakalıdır. İhracat ve ithalatın dengesiyle alakalıdır. Bu döviz kurlarıyla alakalıdır. Efendim. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ekonomiyi büyüteceğiz. Büyük ekonomi ve özgür Türkiye'yi Türkiye'nin her ekonomik problemiyle, sosyal problemiyle ilgileneceğiz, ilgilenmeye devam ediyoruz. Kanayan her yarıya merhem olacak bir iktidar vardır. İstikrar sürüyor. Türkiye büyüyor. İstikrar sürüyor. Manisa büyüyor. İnşallah taşeron işçilerle ilgili de çözüm önerilerimiz olacaktır. Bu dönemde içerisinde mutlaka çalışmalarımız yapılacaktır. Herkes müsterih olsun. Türkiye'de bütün vatandaşlarımı çalışmaya, bütün vatandaşlarımı tasarruf etmeye, bütün vatandaşlarımı da lüksten kaçınarak geleceği inşa etmeye davet ediyorum. Güzel şeyler yapacağız hep beraber. Teşekkür ederim.